Evet, şimdi de Kudüs temsilcimiz Fatih Er'le konuşacağız. Gerek İsrail'in harcamalarını gerekse İsrail'i bu harcamalara iten sebepleri 9.8 milyar dolar. Savunma sanayine harcanan meblağ Fatih gerçekten oldukça yüksek bir meblağ. İsrail'in çekincelerini biraz aslında programın başından beri aktarmaya çalıştık. Ama şu anki konjonktüre bakacak olursan neler söylersin? Neden bu kadar fazla silahlanıyor İsrail? Sadece Müslüman ülkeler tarafından çevrildiği için mi? Evet, kesinlikle. Aslında İsrail'in kullandığı en büyük argüman da bu Ayşe. Dört tarafının düşmanla çevrili olduğunu söylüyor ve bunun için de savunma sanayine büyük bütçe ayırdıklarını belirtiyorlar ki bu sene 9.8 milyar dolardı senin söylediğin gibi. Sadece bu İsrail'in ayırdığı bütçe aslında biraz araştırırsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e bu konuda ne kadar çok yardım ettiğini görebilirsiniz ki rakamlara göre ve bazı Amerikalı ekonomistlere göre Amerika 1973 yılından beri İsrail'e tam 16.7 milyon dolar, trilyon dolar düzeltiyorum ki insan söyleyemiyor bile. 16.7 trilyon dolarlık yardım yaptı ve bu da savunma sanayi için harcandı. Bu Amerikalı bir ekonomistin iddiası ki ekonomist Amerika Birleşik Devletleri bu parayı kendine ayırsaydı ekonomide sorunlar olmazdı şeklinde de yorum yapmış. Peki İsrail neden bu kadar bütçeyi savunma sanayine ayırıyor? Çünkü dört tarafı düşmanlarla çevrili dedik. Özellikle Hizbullah, Filistin ve Suriye korkusu var İsrail'de ki korkusu olan ülkelerde savunma sanayine daha fazla önem veriyorlar. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız Hizbullah'la özellikle İsrail, Hizbullah Suriye ve İsrail arasında bir tartışma yaşanmıştı silah konusunda, silahlanma konusunda ki Suriye'nin dolaylı olarak İran'dan silahlandığı ve Suriye'nin de silahlarını Hizbullah'a verdiğini iddia etmişti. Hatta son açıklamalara göre Hizbullah'ın elinde tam 30 bin roket olduğuna inanıyor İsrail. Ki 2006'da yaşanan savaşta bunların birçoğunun imha edildiği söylenmiş ve Hizbullah İsrail sınırlarına binlerce roket göndermiş ve 40 küsür kişi de hayatını kaybetmişti. İşte İsrail tüm bu argümanları masada toplayarak savunma sanayine yaptığı harcamayı da haklı göstermeye çalışıyor. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nden hatırlayacaksınız uçak istekleri vardı ki bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam son 4-5 sene içerisinde bu silahlarda, bu uçaklarda İsrail'e iade edilecek Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Fatih Er beni duyabiliyor herhalde galiba devam edebiliriz. Şimdi Fatih kişi başına 1565 dolarlık bir harcamadan söz ediyoruz. Özellikle İsrail'de bu halk tarafından nasıl algılanıyor? Buna bir tepki var mı yoksa İsrail halkı da etrafının böyle ülkeler tarafından çevrilmiş olmasıyla birlikte bu savunma sanayine harcanan bu miktarlara ses çıkarmıyor mu? Çünkü kişi başına 1665 dolar harcandığını söyledik. Kesinlikle 1600 dolar aslında sadece İsrail'in ayırdığı rakam olarak görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yardımlar da üzerine konulduğunda tam 5700 dolar kişi başına 5700 dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor Ayşe. Biz geçtiğimiz haftalarda İsraillilerle İsrail'in savunma bütçesi hakkında röportaj yapmıştık sokakta ve İsraillileri aslında ülkelerinin savunma sanayine bu kadar bütçe ayırmasını, bu kadar harcama yapmasını olumlu karşılıyorlar ki onlar da ülke liderleri gibi düşünüyor. Dört tarafının denizlerle çevrili olduğunu söylüyorlar ve hala hazırda Hamas'a savaş içerisinde olduğunu belirtiyorlar ve Hizbullah'la da her an bir çatışmaya girebileceği endişesi yaşıyor İsrailliler ve kendi devletlerine bu konuda hak veriyorlar. Ancak tamamı değil tabii İsraillilerin, özellikle sivil toplum kuruluşları savunma sanayine harcanan bu bütçeden kısıtlama yapılarak eğitim alanında çok daha fazla ilerleme sağlanabileceğini, teknoloji alanında ilerleme sağlanabileceğini iddia ediyor. Şunu da eklemek lazım Ayşe, İsrail silah alan, savunma sanayine yatırım bir ülke yapan bir ülke ama aynı zamanda silah satışı da çok fazla. Ki İsrail'in önemli silah fabrikaları var, füze fabrikaları var. En son bu füze fabrikalarında hatırlayacaksın demir kubbe denilen bir savunma sistemi yaratılmıştı ki geçtiğimiz haftalarda da bu test edilmişti ve başarıya ulaşılmıştı. Sanırım İsrail bu demir kubbe dediğimiz bu savunma sisteminden randıman alırsa bunu tüm dünyaya da çok yakın zamanda pazarlayacaktır ki en önemli savunma sanayi kuruluşu da Rafael olarak geçiyor. Evet. İsrail'deki Rafael'in de Türkiye ile çalıştığını aslında yakından da biliyorduk.
Çok kısaca şunu da soralım. İsrail diğer ülkelere de silah satışı yapan bir ülke. Türkiye ile de bu meşhur Heronlar vardı. Türkiye ile de aslında askeri anlamda çok ciddi anlaşmalara imza atılmıştı bundan önceki dönemde. Şimdi durum nedir? Özellikle bu son yaşanan krizle birlikte en azından İsrail'li yetkililer neler söylüyor? Aslında az önce bahsetmiştim, Rafael savunma sanayinde İsrail'de başı çeken önemli kuruluşlardan bir tanesi. Hayfa limanı yakınlarında kurulmuş bir silah fabrikası, füze üretiminde bulunuyorlar. Daha doğrusu beyin işlevini görüyor bu fabrika ve üretim gerçekleşiyor. Türkiye'den de ortakları vardı ve son dönemlerde biz bu fabrikayı ziyaret ettiğimizde, yetkililerle konuştuğumuzda Türkiye ile ilişkilerinin devam ettiğini ama şu sıralarda çok da olumlu gelişmeler yaşanmadığını söylemişti ki aslında çok da iyi biliyoruz, Türkiye'ye Heron satışları gerçekleştirilmişti. Hatta geçtiğimiz aylarda Türkiye'den bazı uzmanların gelip burada eğitim aldığını da biliyoruz. Evet. Şimdilik medyaya fazla yansımasa da Türkiye ile İsrail arasında savunma sanayinde önemli bir işbirliği var Ayşe. Pekala, Fatih Erkudüs'ten aktardı bize İsrail'in silah harcamalarını. Sadece bu yıl 9.9 milyar dolar savunma sanayine bütçe ayrılmış durumda. İsrail'de dünyanın en büyük silah satıcılarından bir diğeri de Rusya kuşkusuz. Rusya'nın yalnızca içinde bulunduğumuz yılda elde ettiği satış 10 milyar doları aştı. Rus silah endüstrisini ve Moskova'nın silah satışlarında izlediği politikaya gelin kısaca bir bakalım. Moskova temsilcimiz Barış Mutlu'nun haberi. Sovyetler Birliği döneminde dünyanın iki büyük silah üreticisinden biri olan Ruslar, sistemin çökmesinden sonra yaşadıkları bocalama döneminde hem teknolojinin gerisinde kalmış hem de ciddi bir pazar kaybına uğramıştı. Putin döneminde tekrar toparlanan Rus silah sanayi 2000'li yılların sonuna doğru ciddi bir yükselişe geçti. 2009 yılında 8,5 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştiren ülke, 2010 yılı bitmeden 10 milyar barajını zorlamaya başladı. Son aylarda İran'a teslim etmekte tereddüt yaşadığı S-300 füzeleriyle gündeme gelen Rusya, Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdiği silah satışlarıyla da hem Amerika'nın hem İsrail'in tepkisini çekiyor. Uzmanlara göre Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya birçok devlete yüklü miktarlarda silah satışı gerçekleştiren Rusya, bu alışverişleri kimi zaman maddi sonuçları için değil, siyasi getirileri için tercih ediyor. Ülkenin silah endüstrisini konu alan tek dergisi Savunma'nın genel yayın yönetmeni Igor Korachenko, Rusya'nın dünya silah piyasasındaki mevcut durumunu dünyamız detayı özetledi. Kabul edelim ki Rusya artık süper bir güç değil, artık hem komünist bir ülke değil hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi değil. Batı ile ilişkilerimizi zora sokacak keskin köşelerimiz yok oluyor, dünya ile bütünleşiyoruz. Fakat yine de ilgi alanlarımız, çıkarlarımız var. Eski Sovyet ülkelerinin yayıldığı coğrafyada hakimiyeti sürdürme çabalarımız var. Bizi zora sokmayacak koşullar varsa silah satışları gerçekleştiriliyor. Latin Amerika ve Küba örneğinde bunu görebiliyoruz. Tabii savunma sanayi ülke geliri için çok önemli. Sadece yakın bulunduğumuz ülkeler değil, yeri geldiğinde bir NATO ülkesiyle de yüksek alışverişler gerçekleştirilebiliyor. Fakat şu var ki Rus silah endüstrisi cepheleşmeleri körükleyecek bir hareketin içinde olmayı başından bu yana reddediyor. Korachenko'ya göre Rusya'yı silah satışlarında öne çıkaran iki faktör var. Biri kullanım kolaylığı, diğeri düşük fiyat. Rus devletinin silah satışlarında ideolojik bir tavır almadığını belirten Rus uzman, Amerika Birleşik Devletleri'nin tersi bir tavırla pazar kaybı yaşadığını savunuyor. Tabii ki bu silah satışları gerçekleştirilirken jeopolitik konum, ulusal çıkarlar ve uluslararası ilişkiler önemli rol oynuyor. Mesela Suriye'ye sağlanan silahlar hem İsrail'i hem Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Doğal olarak Suriye modern silahlara sahip olmak istiyor ve Rusya'nın da herhangi bir baskıdan etkilenecek bir devlet olmadığını biliyor. Fakat yine de Rus yetkililerin olası tepkileri hesaplayarak bazı adımlar attıklarını görüyoruz. Şu anda satılan her silah Rusya Devlet Başkanı'nın onayından geçmek zorunda. Başkan bu onayı vermeden önce dışişlerinden gizli servise kadar birçok kurumun görüşünü alır. Giderek büyüyen silah pazarında sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail değil, İngiltere ve Fransa da ciddi rakiplerimiz arasında. Bizi bu rakipler arasında öne çıkaran iki unsur var. Kullanımı basit ürünler ve oldukça ucuz fiyat. Buna ek olarak silah satışlarımızın ideolojik bir karakter taşımadığını da söyleyebilirim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a silah satışını bu ülkenin nükleer çalışmalarını öne sürerek durdurdu. Oysa bizde böyle bir şey olmaz. Bu noktada güvenilir bir satıcı olduğumuz çok açık.
Evet, dünyanın en büyük silah satıcılarını gördük. Peki en fazla silah satın alan ülkeler hangileri? Gelin ona da kısaca bir bakalım. Stockholm Barış Araştırma Kurumu SIPRI'nin verilerine göre dünyadaki kriz ve yüksek borçlanmaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Rusya ve Hindistan hem küresel hem de bölgesel etkilerini artırabilmek için silahlanma bütçelerini arttırdı. 2005-2009 yıllarındaki silahlanma harcamalarına göre dünyanın en büyük silah ithalatçısı Çin ve Hindistan oldu. Dünyadaki toplam silah ithalatının %11'ini Çin gerçekleştiriyor. Hindistan ise %7'lik ithalatıyla ikinci sırada. Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore %6'lık paylarıyla en fazla silah satın alan 3. ve 4. ülke. Yunanistan ise %4'lük payıyla en çok silah ithal eden 5. ülke oldu. Çin'in ve Hindistan'ın aldığı silahların %90'ından fazlasını Rusya satıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore ise Amerika Birleşik Devletleri'nden silah almayı tercih ediyor. SIPRI verilerine göre son 10 yılda dünya çapında silahlanmaya ayrılan bütçe %49 oranında artış gösterdi. Silah sanayinde dışa bağımlı ülkelerden biriyle devam edelim programa. Son haftalarda tarihinin en büyük sel felaketiyle boğuşan Pakistan'ın silahlanmasına bakacağız. Çünkü Pakistan Hindistan'la silahlanma konusunda gerilim yaşayan bir ülke. Yine Hindistan'la sorun yaşayan bir başka ülke Çin'le de silah alışverişinde bulunuyor. Komşu Afganistan'daki askeri operasyonlarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri ise Pakistan'daki Çin etkisini dengelemeye çalışıyor. Pakistan ve Çin arasında 1950 yılından bu yana gelişen ilişkiler Hindistan'ın iki ülke tarafından ortak düşman olarak algılanmasıyla yıllar içinde güçlendi. Çin bugün Pakistan'ın en büyük silah sağlayıcısı. Pekin yönetimi silah satışının yanı sıra ülkeye teknoloji transferi de sağlıyor. Çin'den Pakistan'a ilk silah transferi 1992 yılında satılan 36 adet M9 balistik füze oldu. Bu tarihten sonra Çin, Pakistan'a savaş uçakları, küçük silahlar ve cephanelikler satmaya devam etti. Bugün Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve tankların %70'i Çin tarafından sağlandı. Çin'in Pakistan'a 400'den fazla askeri uçak, 600 tank ve 40'tan fazla askeri gemi sattığı biliniyor. Pakistan'daki birçok füze projesi de Çin tarafından başlatıldı. Çin yalnızca Pakistan ordusunu modernize etmekle kalmıyor, Pakistan'la ortak projelere de imza atıyor. Pekin yönetiminden Pakistan'a satılan son savaş aracı F-16 uçaklarının benzer bir modeli olan F-17 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Çin'in Pakistan'daki etkisini dengelemek adına Pakistan'a yönelik silah satışını hızlandırması bekleniyor. Çin ve Pakistan arasındaki alışveriş yalnızca silah ve teknoloji transferiyle sınırlı değil. Zira Çin, Pakistan'a nükleer program geliştirmesinde de yardımcı oluyor. Hindistan'ın nükleer gücünün dengelenmesini öngören bu çalışmalar, bölgede gerilimin sürekli yüksek kalmasında etkili oluyor. Ve şimdi de karşımızda hem Çin hem de Pakistan temsilcilerimiz Levent Uluçer ile Levent Öztürk var. Levent Öztürk, senle başlayalım. Sel felaketi dedik. Sel felaketinin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor ama milyarlarca dolarda zarar var Pakistan'da. Ama diğer yandan da askeri